Köpekleri ilahlaştırılmış. Videolar paylaşıyorlar tesettürlü kadınlar. Köpeğin ağzını gözünü yalıyor. Yavrum, canım, cicim, şekerim, meleğim. Bu ne? İlahlaştırılıyor, ilahlaştırılıyor. Tapınma böyle oluyor işte. Böyle başlıyor. Aynı kadın da fetva soruyor. Hocam, kayınbabamın elini öpmek caiz mi? O caiz değil. Köpeğin ağzını gözünü yalamak caiz. Hatta sevap. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la te'kulu emvalekum beynekum bil batili ve tudlu biha ilel hukkami li te'kulu feriqan min emvalin nasi bil ismi ve entum ta'lemun. Sadakallahul azim. Kıymetli müminler, Bakara suresi 188 numaralı ayetimizde Allah'ımız ve la te'kulu, yemeyiniz. Neyi yemeyelim ya Rabbi? Emvalekum, mallarınızı yemeyiniz. Nerede yemeyelim? Beynekum, birbiriniz arasında. Yani kendi aranızda mallarınızı yemeyiniz. Nasıl yemeyelim? Bil batili, meşru olmayan, helal olmayan yöntemlerle, yollarla birbirlerinizin mallarınızı elde etmeyiniz, yemeyiniz. Helal olmayan yollarla birbirinizin mallarını üzerlerinize geçirmeyiniz. O elde ettiğiniz malları da yemeyiniz. Ve tudlu, ve düşürmeyiniz. Biha, onları düşürmeyiniz. Yani mallar hakkındaki karar verme yetkisini düşürmeyiniz. Kime düşürmeyelim? İlel hukkam, hakimlere düşürmeyiniz. Yani mahkemelik olmayınız. Mahkemelere başvurarak, mahkemeler yöntemiyle benim avukatım kuvvetli, benim arkam sağlam düşünceleriyle başkalarının mallarını heder ettirmeyiniz, heder etmeyiniz. Zaman zaman haberleri düşüyor. Türkiye'de kaç milyon insan davalıkmış. Mahkemeler yetişemiyorlar. Hakimler yetişemiyorlar. Hangi ülkenin insanları bunlar? Sözde Müslüman ülkenin insanları. Pekala, Müslümanlar aralarında bir takım anlaşmazlıklar olması durumunda mahkemeleri mi başvurmalılar? İlle bunun tek çözüm yolu mahkeme midir? Mahkemeye sıra gelmeden Müslümanlar pek çok konuyu kendi aralarında çözmeliler. Bundan bir 30-40 yıl önce köylerde köy odaları olurdu. Köylerin önde gelen büyükleri, sözü dinlenilen, köyde hatırı sayılan, ağırlığı olan, sözü yere düşürülmeyen, herkesin saygı gösterdiği bir takım şahsiyetler olurdu. Onlar çağırır, oğlum bu yaptığın yanlış, yavrum deyiverirdi, iş çözülürdü. Şimdi bu mekanizma kalmadığı için veya hocaya giderirdi. Hoca dediğim mahalledeki sıradan hoca değil. Kendine faydası olmayan hocayı kastetmiyorum. İşe vakıf, İslam'ı bilen, İslami ölçüler içerisinde çözüm sunabilecek o yeteneğe, o kıvrak zekaya, o bilgiye, o donanıma sahip imamları kastediyorum. Mesela 1983 yılında vefat etti. Bizim köyümüzde bir Hatip Hamdi vardı. Hatip Hamdi. Bu adam zamanında Mısır'da okumuş. Çevrelerden bile ona gelirlermiş soru sormaya. Sırf bizim köyde değil. Şöyle biz emsallerin bir iki kuşak önünü araştırın. Mutlaka
aile içerisinde bir molla, bir alim, birileri var. Yani İslam'a hakim, şöyle bir sorunumuz var, bunu nasıl yapalım denildiğinde onun İslami çözümünü önümüze koyabilecek büyüklerimiz var idi. Şimdi her taraf zır zopt oldu. Ne hoca hocaya benziyor, ne hacı hacıya benziyor. Zaten Müslüman Müslümana hiç benzemiyor. Kadınlar görüyorum dışarıda, çıldırıyorum. Başında örtü, artık 70'lik nineler bile pantolon giyiyorlar. Bunu derken gençlerin giymesini doğal karşılıyor değilim ha. Ne hallere düştük. Erkekler de öyle. Artık küpeli Müslüman erkekler de başlıyor. Saçları uzun erkekler. Kime, neye yaranmaya çalışıyorlar anlamıyorum. Yani Allah beni beğensin derdimiz olması gerekirken ya arkadaş çevresine uyum sağlamaya çalışıyor ya iş yerinde seninkisi çok softa gözükmemeye çalışıyor. Yani entel, dantel, her şeyin çivisi çıktı. Allah'ımız sonumuzu hayır eylesin. وَتُدْلُوا بِهَا اِلَى الْحُكَّامِ Mal elde etmek için hakimlere davayı düşürmeyin. Yani mahkemelik olmayın diyor Cenab-ı Hak ya. Peygamberimizin şu altın sözüne bir bakın. Kendisiyle geçinilemeyen, başkasıyla da geçinemeyen adamda veya kadında hayır yoktur. Bu nedir ya? Bu nedir? Herkes kaftağında geziyor. Herkesin nefsi olmuş böyle bir Ağrı Dağı büyüklüğünde bir put. Herkes nefsini tapar hale gelmiş. Kimse burnundan kıl aldırmıyor. Kimseye bir şey söyleyemiyorsunuz. Uzağa gitmeye gerek yok. Kendi gelinine bir şey söyleyemiyorsun. Çocuğuna söyleyemiyorsun. Torununa söyleyemiyorsun. Hepsi ilahlaştırılmış. Çocuk ne derse evde oluyor. Köpekleri ilahlaştırılmış. Videolar paylaşıyorlar tesettürlü kadınlar. Köpeğin ağzını gözünü yalıyor. Yavrum, canım, cicim, şekerim, meleğim. Bu ne? İlahlaştırılıyor, ilahlaştırılıyor. Tapınma böyle oluyor işte, böyle başlıyor. Aynı kadın da fetva soruyor. Hocam, kayınbabamın elini öpmek caiz mi? O caiz değil, köpeğin ağzını gözünü yalamak caiz, hatta sevap. Allah'ım sonumuzu hayreyle ya Rab. Mal elde etmek için hakimleri düşürmeyiniz ya. Kendi aranızda çözünüz. Herkes fedakarlık yapsın ya. Dün nefsin mertebelerini anlattım bir sohbette. Nefsin mertebeleri. Kur'an'ımızda ayetlerle sabit. Bu nefsin 7 mertebesi var. 7 evresi var. En altı emmare. İşte bugün %95'inin sahip olduğu nefis. Kimse burnundan kıl aldırmıyor. Aman laf söyleyemezsin, bir şey diyemezsin. Hemen mahkemeye gidecek. Emmare. Yani yontulmamış odun nefis, öyle diyeyim. Onun bir üst nefsul levvame. Ya keşke anneme bağırmasaydım ya. Keşke kardeşimle küsmeseydim. Keşke içki içmeseydim. Keşke namazıma 15'imde başlasaydım. Yani yaptığı yanlışları kınayan nefis. Bu da iman ehli. Az çok helalı, haramı bilen adamın. Yapmıyor ama pişman. Yapmak için uğraşıyor. Namaz kılmayanların, imanı olanlarını söylüyorum. İçi içini yiyor biliyorum. Hiç huzur yok. Biliyor ki ya benim sorumluluğum diyor. Namaz kılmam lazım. Allah'ıma teşekkür etmem lazım. Mahsundan kör adamsın diyor ya sen. Hep pişman. Allah'ımız bu pişmanlıklarımızın gerekliliklerini yerine getirebilmeyi o kardeşlerimize ve bizlere de nasip eylesin. Nefsi levvame, diğeri de nefsi mulhime. Helalın ne olduğunu çok iyi biliyor, haramı da biliyor. Tercihi hangi yönde? Hep helal yönünde. Nefsi artık ona, biliyorsun sen neyin olduğunu, Allah'a kul olacaksın.
onu ilham ediyor. Sonra nefsü mutmainne. Mutmain nefis. Ne demek nefsü mutmainne? Ya eyyetuhen nefis. Ey nefis. Hangi nefis? El mutmainne. Tatmin olmuş nefis. Neden tatmin olmuş? Allah'ın kendisine verdiği her şeyden tatmin. İtiraz yok hiç. İrci'i ila rabbiki. Böyle bir nefse ahirette şöyle seslenilecek. Rabbine dön. Nasıl döneyim ya Rabbi? Radiyeten. Allah'tan razısın sen. Allah ne vermişse öpüp başına koymuş adamsın sen. Mutmain. İslam'ın hiçbir konusunda tereddütü yok. Hadislerin hiçbir tanesinde tereddütü yok. Allah ne demişse, Allah'ım demişse tamam demiş, bitmiş iş. Mutmain. Tek kurtuluşun İslam olduğunu öyle kabullenmiş ki İslam'ın dışında her şeyi çöpe atmış. Mutmain. Merdiye. Sen Allah'tan razısın. Allah da senden razı. Dön artık Allah'ına. Rabbimiz cümlemizi bu seviyeyi yakalayabilen kullarından eylesin. Buraya gelmişken şunu da söyleyeyim. Sa'd suresinde Davud aleyhisselamın bir kıssası anlatılır. Hemen Yasin'den sonra Saffat, ondan sonra Sa'd gelir. Millet Yasin'den öte geçemediği için ne yazdığını bilmiyor. Yatıyor Yasin, kalkıyor Yasin. Gece Yasin, gündüz Yasin. Ölüye Yasin, diriye Yasin. Ya bir de bir ileri geç. Saffat oku bir de ya. Bir defa oku ya. Bir de Sa'd'ı okuyuver. Sa'd suresinde hasmen, iki hasım, iki davalı geliyorlar. Davud aleyhisselam müthiş bir zeka. Hasmani, iki hasım geliyor Davud aleyhisselama. İki davalı. Konuya bir bak, anlattığı konuya. Diyor ki davalının birisi Davud aleyhisselama, inne hâze ehî, bu benim kardeşim, öz kardeşim ha. Lehu tis'un ve tis'une na'ceten, bunun 99 tane koyunu var. Evet. Ve liye na'cetun vahide, benim de bir koyunum var diyor. Sorun ne? Ya şu bir koyununu da alacağım diyor. Canıma okudu benim diyor ya. Bunun şerrinde beni kurtar diyor ya. 99 koyunu olan tip öz kardeşindeki o bir koyunu da nasıl elde ederim diye uğraşıyormuş. Dava bu. Niye anlatıyor Rabbimiz bunu Kur'an'da? İnsanın böyle kudurmuş, azmış, pis bir hırsı var. Devleti soyacak hırsı var insanın. Kardeşini tepeleyip gezecek hırsı var. Milyonlarca insanın hakkını zıkkımlanacak hırsı var bu insanın. Pekala, bunların çaresi yok mu? Var. Nedir o? Çare şu. Demin ben nefsin ilk mertebesini yontulmamış bir oduna benzettim. Nefisler yontulması lazım. İslah edilmesi lazım. Tornaya girmesi lazım. Bu tornanın adı ne? Tarikat, tarikat. Tarikat kurumunun işin başlangıcında ortaya çıkış mantığı bu. Onu anlatayım diye söylüyorum. Tarikatler nefsi dizginlemek, insanlara sürekli nefsin azgın olduğunu, işte bu nefsin mertebelerini geçmeleri gerektiğini anlatıp insanlara en üstün ahlakı empoze etmek, onlara bu melekeyi kazandırmak için eğiten kurumların adı. Yoksa bir araya gel, kol kola gir, çatlayana kadar ye, böğre böğre, geyre geyre Allah de. Bu tarikat falan değil bu. Dünyanın geçici olduğunu, ahiret hayatının kalıcı olduğu bilincini aşılama okulunun adı tarikat. Rabbimiz sevdiği kullarını bizlere de sevdirsin. Ben Erbakan Hoca'dan kaç defa adil düzen semineri dinlemiştim. Adil düzen, ne demek adil düzen?
hiç kimsenin haksızlığa uğratılmadığı bir düzen kurulmalı. Herkes şikayetçi mevcut düzenlerden. Pekala adalet neyle sağlanacak? Komünizmle mi, kapitalizmle mi, sosyalizmle mi? Hangi beşeri sistemle sağlanacak? İslam'a dayalı bir düzende ancak adaleti sağlayabilirsiniz. Tam 25 sene çalışmışlar, 35 profesör. Türkiye'de 2024 yılında bir düzen kursak. Peygamberimizin asr-ı saadetini, o uygulamaları 2024'te uygulasak. Mümkün mü? Vallahi mümkün. Aa. Engel ne? Engel, sizleri tenzihen söylüyorum, Müslüman olduğunu iddia edenler. Engel o, barikat onlar. İslam'ı bilmediği için engel. Bilse tanımıyor garibim. İslam dışı ideolojilerin daha adil, daha güzel, daha fazla hürriyet vereceğini zannediyor zavallı. İslam'ı bilemedi. Müslüman olduğunu biliyor da İslam'ın nasıl işleyeceğini, ne kazandıracağını bilmiyor. Bilse benden daha çok İslam'a dört kolla sarılır. Bilemediği için insanımız. 35 profesörün üzerinde 25 sene çalıştığı düzenden bahsediyorum. Orada kim bakan olacak, kim vali olacak, kim kaymakam olacak, kim belediye başkanı olacak? Bizim onayladığımız, devletin onay verdiği nefis terbiye kurumları, hangileri onlar? Tarikatler. Her tarikat değil. Devletin onayladığı tarikattan bahsediyorum. Yani rüştünü ispatlamış, sahtekar olmayandan bahsediyorum. Evet, bu adam nefis terbiyesinden geçmiştir. Bu adam dünyanın en güzel kadınını görse bile dönüp tenezzül etmez. 10 yıldır bizim rahlimizdeydi bu. Bu adamın önüne bir çuval altın koysanız 1 lirasını almaz. Biz 10 yıldır bu adamı takip ediyoruz. Bu adam bakan olabilir, onayını verdikleri adam ancak bakan yaparız diyordu. İslam'ın düzeni hırsızı, arsızı, namussuzu engelleyen, onu önce adam ol, ondan sonra gel bu makama otur diyen bir anlayış. Ayetler bize bunu anlatmak istiyor da gel bunu hoca anlasın, gel bunu Müslüman anlasın. İnsanda böyle bir hırs var Müslümanlar, böyle bir nefis var. Koltuğa oturduğu anda bozulabilir. Ha bunu demiyorum, bunu derken hepsi mi bozuk? Hayır. Tabii ki nice numune, örnek, takdir edeceğimiz güzel insanlarımız var. Gönül istiyor ki hepsi öyle olsun. Çaba o. İnsanın olduğu yerde her şey oluyor. İnsanda böyle bir nefis var. Onun için Rabbimiz der ki, ey müminler, mallarınızı kendi aranızda meşru olmayan batıl yollarla elde etmek için mahkemelere düşürmeyiniz, mahkemelere gitmeyiniz. İlle miras benim hakkıma da mahkemelik oluyoruz kardeşiyle. Şu 1 metreyi ben alacağım, mahkemelik oluyor. Bu oruç ayetinin altında geliyor bu ayet, biliyor musunuz? Oruç nefsini terbiye etmek içindi. Ey nefsini terbiye etmeye çalışan adam, bak hakkın olmayan yöntemlerle arkam güçlü, avukatım iyi, kuvvetli diye mahkemelere başvurarak paralarınızı avukatlara, şunlara, bunlara yedirerek çarçur etmeyiniz. Ayet ne de güzel. Allah'ımız cümlemizi bu uyarıları dikkate alabilmeyi nasip eylesin. Günümüz hayırlı olsun. El-Fatiha.